Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ Ayoları YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, görmüş olduğunuz arkadaşlar bu Hürrem boncuklarından şöyle fıstıklı bir çiçek hazırlayacağız. Şöyle göstereyim. Yakın plan. Bu şekilde arkadaşlar ortasına bunu kullanacağız. Daha önce hazırlanmış, çekilmiş bir modelin nasıl yapıldığını anlatacağız. Evet. Şöyle kürdana ihtiyacımız var fıstıkların aparatını yapamayanlar için. Bu da rahat oluyor, kolay oluyor. Ben de çok sevdim arkadaşlar. O yüzden yine onunla göstereceğim. Ve 21 numarada tığım. Şöyle gül kurusu bir ip seçtim. Modelimizin anlatım kısmına geçelim. Her şeyi hep beraber sıfırdan yapacağız beraber. Evet, şimdi aparatımızın şöyle bir tane boncuğunun arasından sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlayalım arkadaşlar. İlk önce fıstıklar için beşer zincirden yuva hazırlayacağım. Şöyle sıkı sıkı 5 zincirimizi çekelim. İpiniz kalınsa, eliniz de gevşekse 4 zincir çekebilirsiniz bu yuvaları. Bu şekilde bakın. Her böyle boncukların arasına bu şekilde girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yuvanın içerisine girip oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi oluşturdum. Bir, iki, üç, dört ve beş zincir. Kapatıyorum. Beş zincir çekiyorum. Altı tane bakın bu şekilde yuva olacak. Şöyle beşinciyi yaptık. Altıncı için beş zincir. Aynı yere tekrar bir daha kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle başlama noktasına bir tane daha girdik. Toplam altı tane oldu. Şimdi ben bunu sadece sık iğne ile buraya girip ipimi sabitledim. Ve 13 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zincirimi buraya çekip ipimi uzattım. Ve bu şekilde taktım aparatımı. Şimdi buradan ilkinden bir zincirinden alırsanız kayma olmaz arkadaşlar. İlk bir taktık ya onun dibindeki zincirden hemen şöyle girip bir tane zincir çekiyorum. Buraya taktım. 13 zincir çektik ya bu 13 zincire tam 23 tane ilmek yapacağız. Diğerlerini zincirin altından sadece ilk ilmeğimizi zincirden yaptık. Diğerlerini alttan giriyoruz. Şöyle üstünde bir zincir 3 oldu. 4 şöyle 5 6 çok kolay ve orantılı güzel yapılışı oluyor arkadaşlar. Şu alt kısmı da sırt kısmı da çok güzel duruyor. Elinize alışınca hızlanılıyor da. 7 8 9 10 11 şöyle aparat eğer kulak çöpü yaparsanız 20 zincire 30 tane veya 17-18 zincire 25 tane ilmek toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Zincir sayısına göre, aparat büyüklüğüne göre zincir sayısı ve ilmek sayısı artıyor. Evet, kaçta kalmıştık arkadaşlar? 2, 3, 6, 11'de kalmışız. Şimdi burayı 23'e tamamlayacağız. 12 13 14 15
16, 17, 18, şöyle kalması hafif çekerek yer açıyoruz. 20, 21, 22 ve 23. Sonuncu. Şöyle ilmeği de alıp taktık bak. 23 tane bu şekilde topladık aparatımıza. Şöyle kürdan biraz benim kalın arkadaşlar. Daha ince kürdanınız varsa şöyle çivi deneyim diye düşündüm. Çivi biraz daha ince minik. Şöyle hepsinin içerisinden bu şekilde geçip ilmekleri topluyorum. Kapatıp şu kapama işlemi sıfıra sıfır olursa daha güzel durur. Evet. Bu zincir çekmeye başladığım yuvanın içerisine sabitliyorum sık iğne ile. Şöyle ara kısma da bir tane zincir çekip ikinciye dediğim gibi benim bu kürdanımın boyutu hemen hemen bakın kulak çöpünün boyutunda bir fıstığımız oldu. Daha küçük. Kürdanınız daha kibar. Minik fıstığınız düşer. Evet yine 13 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zincirimi çekip şöyle kürdanı alıp hemen bakın bu gevşetmeden de şuradan takması daha kolay oluyor. Hemen bunu buraya takıyorum. Tığımı sonra çıkarıyorum. Buradan şöyle birinci zincirden giriyorum. Bunu alttan da girebilirsiniz arkadaşlar. Sadece kayma yapmasın diye ben size göstermek istedim. Normalde ben alttan da giriyorum. Hiç böyle girmiyorum. Ama kaydırma olmasın diye size göstermek istedim. Evet, şimdi 23 tane bu şekilde alttan ilmek alıp üstte bu şekilde artıyoruz. Zincirin altından gir, üstünden 4, 5, yine burayı 23'e tamamlayacağız. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şöyle yer kalmasa bile arkadaşlar elinizle 2-3 ilmeklik yer açıyoruz. 18, 19, 20, 21, 23. Baştaki ilmekle beraber toplam 23 tane ilmeği yine doldurduk arkadaşlar. Şöyle bakın kürdanımızdan çıkardık. İlk baştaki yuvadan girince zaten bakın şöyle güzel de kalıplayıp hepsini bir böyle topladım. Hepsini bir topladıktan sonra hemen kapatıyorum arkadaşlar. Sonra yuvaya sabitliyorum. Bakın. Şöyle hem hepsi bir ayarda hem büyüklüğünü siz seçebilirsiniz. Hepsi bir arada. Ve diğerine üçüncü yuvaya
geçiyorum. Yine 13 tane zincir çekip bu fıstıkların aynısından arkadaşlar diğer yuvalara da hazırlayacağız. Bakın çok güzel, hepsi bir ayarda fıstıklarımız oluyor. Şöyle göstereyim. Hemen doldurup diğer yuvaları, fıstıkları da geleyim. Evet, bitirdik. Bitmiş hali de bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle 6 tane fıstığımız oldu. Şimdi üzerine 2 kirpikli taşlar hazırlayacağız. Bakın şu bir zincirle arasında geçtiğimiz mesafe var ya. Oradan hemen şöyle sık iğne ile ipimi buraya tutturdum. Buralar bizim şimdi zincirlerimiz için yuva olacak. Bu birer zincirli geçiş sık iğneleri. 18 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane zinciri çektim. Şöyle arka tarafından bu bir sık iğneli yerden geçişimi yapıp buraya sabitliyorum. Evet, bakın yuvalar hazırlıyor. Şöyle arka kısmından da göstereyim. Fıstığı 18 zincir kaplıyor arkadaşlar. O şekilde geçeceğiz. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 zinciri bu aradaki bakın bir sık iğneli yerden böyle sabitleyip tutturduk. Şu kısım oluşacak. Yine 18 zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 6 tane fıstığı 6 tane bu şekilde yuvalar hazırlayarak şöyle bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 zinciri buradan sık iğne ile girip ne büyük olacak arkadaşlar, ne küçük, fazla büyük değil, küçük de değil, orta boy bir 18 zincir tam oluyor. Bak yine 18 zincir, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Bunu kendi renginde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeşil yerine bunu pembeyle yapabilirsiniz. Hatta pembeydi. Şöyle. Ben biraz farklılık olsun diye yeşil, yani yaprak görünümü verir belki diye farklı böyle tasarlayayım istedim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Evet, şöyle. Buraya. Şimdi. Şimdi arkadaşlar sık iğne ile ilk yuvaya geçtik ya, onu buraya yine aynı yere tekrar bu yeşili kapattım. Bu şekilde oldu. Şöyle bir göstereyim başlamadan önce arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi bu ilk yuvanın içerisine ikişer zincirden kirpikleri oluşturacağım. Şöyle kirpiklerinizin de güzel durması için şu ipi güzelce bir esnetin arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Zincirlerde de esnetin. Kalıp gibi olsun. Esnettikten sonra şöyle incecik minik iğne oyasında olan kirpiklerden olacak. Evet, şimdi bakalım. Başlayalım doldurmaya. 2 zincir. Kapatıyorum buraya. 2 zincir. Şöyle 3.
Bakın şu şekil oluyor, inci gibi esnettiğimiz için. 2, 4, bu 5. Aldığı kadar dolduracağız arkadaşlar. 6, 7, 8, 9. Şöyle ne kadar alırsa yapacağız. Diğerlerini de bunun aldığı kadarıyla dolduracağız. 10. Şöyle bazen şöyle çekelim. 15 tane dolduralım. En az alacak sanırsam. Evet. 15 tane bakın bu şekilde doldurduktan sonra diğer bu yeşil yuvaya geçişi sadece sık iğneyle. Şöyle göstereyim. Diğer yeşil yuvaya sadece sık iğneyle geçiyorum. Zincir çekmiyorum yani. Bakın. Şöyle biraz da büyük olursa kendini daha güzel gösteriyor arkadaşlar. İlk evet. Diğer yuvayı da doldurup çoğaldıkça güzelleşiyor. Evet şöyle iki zincire çekiyorum. İki zincir. Şöyle 3 4 5 2 zincir 6 2 zincir 7 2 zincir 8 şöyle göstereyim 9 şöyle 15 tane alır arkadaşlar gayet de rahat alıyor. Çünkü zincir sayımız 18. O yüzden rahat bir şekilde 18 tane alıyor. Evet. 14 oldu sanırsam. Bakın genişliği böyle. Evet, sonucu kirpi 2 zincirli kirpiyi de buraya yapıyorum ve diğerine hiç zincir çekmeden bak. Diğer yandaki yuvama geçişimi yapıyorum. Şimdi iki zincirimi göstereyim arkadaşlar. Aynı işlem. Sizi sıkmaya gerek yok. Diğerlerini hemen doldurup geleyim. Evet, çiçeğimizi tamamladık. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Arka kısmı da bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yaptık ya. Uç, orta veya hesaplayarak da yapabilirsiniz. Bunu dikebilirsiniz de arkadaşlar bakın. Buradaki tığ battının içerisine giriyorum. 2 zincir veya 3 zincirle hazırladığımız tığ battımın içerisine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle arka tarafından şöyle bir 3 tane yapalım arkadaşlar. Çünkü ben de sizle yapacağım ilk defa. Ne kadar tığ battı gittiğini ölçerek şöyle göstereceğim. 3 zincirle tığ battılar yapıyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Kaç oldu? Sayalım. 4 oldu sanırsam. Bak. 1, 2, 3, 4. Şöyle tığ battı el ayarına göre değişir. Arka tarafından bu 3 tane şu tığladık ya bakın 1, 2, 3 çiçek. 3 çiçek tam geliyorsa buraya tamamdır arkadaşlar bakın. Diğerini de yine bu sık iğne ile yeşilli olan yerden şöyle zincir çekelim bir tane. Sonra buradan bu sık iğnenin arasından girip buraya yine sık iğne ile tutturdum. Şu ara kısımdan tutturdum. Yine bir zincirimi çekip bir sonraki tığ battıya yanındaki tığ battıya kapattım. Ve şimdi arkadaşlar bunu burada ister koparın bu
şekilde diktikten sonra ara suyunu, çünkü farklı tersten gelip üçer tane yapacağım. Onların da üzerine bu şekilde fıstıklar yapacağım, çimenini. Farklı, güzel bir birbirine uyumlu. Şimdi çimenine geçelim arkadaşlar. Çimeni de çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, şöyle arasına çiçekle uyumlu olsun diye bu şekilde ara suyu tasarladım. Şimdi bunu nasıl yaptık? Bakın, 3 tane tığ battı bırakıp yuvaları hazırlayacağız. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Ben de buradan 1, 2, 3 tane tığ battı bırakıp dördüncünün içerisine şöyle bu şekilde girip sabitliyorum. Ve 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ve 12. 12 zinciri 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içerisine girip sabitliyorum. Bir tane zincir çekip sıradaki tığ battıya kapattım. Bakın, şöyle bu bir zincirle yaptığımız yer dönüşte yuvamızı güzel durmasını sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde 12 zincirden tepecikleri hazırlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. 12 zinciri 2 atlayıp 3. tığ battıya, bir zincirle diğer. Burası önemli arkadaşlar. Buraya iyi bakın. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. 2 tane bırakıp 3.'ye kapattım. Şimdi bir zincirle dönüşümü yapıyorum. 3 tane bu şekilde tepeci yaptım. Bunun sayısı size ait arkadaşlar. Ben model amaçlı, siz görün nasıl yapıldığını diye tarif ediyorum. Ve 7 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın. 3, 4, şöyle 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya bir pipirik oluşturuyorum. Ve diğer tarafa da aynı şekilde 7 tane sık iğne yapacağım. Bakın, buradaki olan sık iğnenin aynısını şöyle yarım kalan yeri tamamlayacağım. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Şöyle. Bakın, demin demiştim ya arkadaşlar, burası önemli diye direkt geçince şöyle bu şeyi büzüştürür sizin işinizi. Bu bir sık iğne geçiş köprüsü için sık iğne ile geçiyorum ki şöyle ara suyumdaki bunun mekik görünümlü gibi de oldu. Bu geçiş yeri güzel duruyor. Bakın, bu şekilde birbiri üstüne gelmiyor. Şimdi bunu şöyle yine aynı şekilde doldurayım. 4, 5, ve sık iğne yapıyorum. Bakın. 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. Evet. 5 zincirimi kapatıp geriye kalan yere de aynı sık iğneleri dolduralım. 4, şöyle göstereyim. Elinizle hemen şöyle yukarı doğru sıyırınca arkadaşlar oluşacak. Yine bu sık iğneye girip şöyle bir zincirin arasına girip sık iğne yapıyorum. Üçüncüyü de tamamlayalım. Bitirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen 5 zincirden bir pipirik oluşturuyorum. Burayı 3 tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonradan aklıma geldi. 3 tane böyle kenarlarını, hani buraya fıstık olmuyor ya. Dedim hemen yapmaya kalktık. Siz 3 tane yaparsınız. Ben simetriyi bozmayayım. Yine geri kalan kısma 7 tane sık iğne yapıyorum. 2, şöyle 3, 4, 5, 6 ve bu da ilk başladığımız yuvaya, hem de şu ip arkadaşlar, bakın görüntüsü yanığı arkada kalıyor. Bu şekilde yuvaya girerseniz hemen bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet, şimdi şu ortadaki kısma yaptım sadece arkadaşlar. Bunu daha fazla böyle
15 zincirden yapıp aralıklı yapıp üçüne de yapabilirsiniz. Hani hem yüksek olup hem de araları fazla olduğu için birbirine değmez şu şekilde. Şimdi ben bunlara da bu küçük yaptığım için bunlara da yapsam birbir üstüne geleceği için küçük yaptım. Özellikle bir tane kolay olsun size diye. Biraz fıstık modeli ağır oldu çiçeği. Hem çiçeği hem ara suyu sizi yormasın diye bir tane yaptım. Evet, hemen ipimi alıp geleyim. Evet, şimdi ortadaki bu 5 zincirli yuvadan ipimi sık iğne ile sabitliyorum. 11 tane zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincir çekip ipimi uzattım. Hemen aparatımı takıyorum. Şöyle. İlk zincirden girip şöyle hemen taktığım ipin yanındaki zincirden girip oradan bir ilmek çıkarıp zincir çekiyorum, takıyorum. Sadece ilkini böyle, diğerlerini alttan alacağız. Şöyle 3, 4, şöyle kaydırıp daha rahat dolduracağız. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet arkadaşlar, bir tane daha yer var. Bir tane de 19'u tamamlayalım. Şöyle alttan en dipten bir zincir çekip ardıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Bakın 19 tane ilmek topladım bu şekilde. Baştan başlayıp sona doğru. Çok kolay da geçiyor arkadaşlar zaten. Şöyle hepsini birden bu şekilde topladım, kapattım. Böyle yuvarlak güzel bir, hepsi aynı ayarda fıstık oluyor. Hemen kapatıyorum buraya. Şöyle bir tane daha yapsak daha güzel durur mu diye deneyeceğim ama. Evet arkadaşlar, bu şekilde şöyle çeviriyoruz. Şu fazla durdu. Bir sık iğne yeterli. Hemen bir zincirimi çekip ipimi koparacağım. Üstünü zincirini de yapalım. Tamamlayalım. Evet, şöyle ters tarafına çeviriyorum arkadaşlar. Buradaki yeşil yuvanın içerisine girip sabitliyoruz bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 zinciri hemen bu şekilde bakın yeşil yuvanın içerisine girip sabitledim. Bakın şöyle iki zinciri çekip düz tarafına döndüm. Buraya yuvanın içerisine girip sabitledim. İki zincir bu şekilde kirpikler oluşturuyorum.
kirpiklerle her tarafını dolduracağız. 15 tane falan olması lazım arkadaşlar. Öbürküsü öyleydi sanırsam. 10. Şöyle 11. 12. 13. 14. Şöyle bakın. Şu fıstığı içerisinde duracak arkadaşlar bu şekilde. Son iki tane daha yapalım. Burayı tamamlayalım. Son bir tane. Şöyle yuvasında da sadece hiç zincir çekmeden bir sık iğnesini yapıp ipini koparıyorum. Bak. Hemen koparalım. Böyle çekerek yerleştireceğiz. Zaten zincir bunu kapsadığı için gayet de rahat oluyor. Hemen ipleri yakıp gelip bakalım. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şöyle karşıdan bir görün istedim. Şöyle minik bir ara suyularla da inşallah anlatmaya çalıştım. Çok güzel bir duruşu var. Çok zarif bir şöyle ışıl ışıl. Bu kürdanla da hepsi bir arada, fıstık yapamayanlar da yapabilir. Hepsi bir arada da arkadaşlar bu şekilde. Hepsi aynı ayarda fıstıklarınız olur. Evet, ara suyunu da bu şekilde hazırladım. Çok da güzel oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Örnek amaçlı şöyle de anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadar. Sizler de emekler için beğeni, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.